Avrupa Birliği'nin hazırladığı rapora göre 10 Ekim 2015'teki Ankara terör saldırısı AKP'nin DAEŞ militanları bizzat görevlendirmesi sonucunda gerçekleşti. Bu şok edici tespit, 103 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ankara Gar katliamının birkaç gün ardından Avrupa Birliği'nin gizli servisi AB içindeki en üst düzey karar mekanizmalarına gönderdiği çok gizli kayıtlı bir istihbarat raporunda yer alıyor. Ahvalnews.com.tr sitesi bugüne kadar gizli kalmış 13 Ekim 2015 tarihli söz konusu kapsamlı raporuna ulaştı. Ankara bombalaması başlığını taşıyan 3 sayfalık rapor 3 bölümden oluşuyor. Raporda kanlı terör saldırısının hangi siyasi ortamda, hangi koşullar altında gerçekleştiği ayrıntılarla sunuluyor. Raporun en önemli bölümü en sondaki değerlendirme başlığı altında yer alıyor. Bu bölümde 20 Temmuz 2015'te Urfa'nın Suruç ilçesinde ezilenlerin Sosyalist Parti mensubu göstericileri hedef aldığı anlaşılan ve 33 kişinin ölümü, 109 kişinin yaralanmasına yol açan DAEŞ saldırısı ile Ankara katliamı arasındaki devamlılık bağı kuruluyor. Raporda saldırının tarzı veya biçimi intihar bombacılarının kullanılması DAEŞ'e işaret etmekte. Ancak göstericileri taşıyan otobüslerde arama yapılmaması, devasa bir mitingde polisin neredeyse tamamen yokluğu gibi koşullar göz önüne alındığında bu olayda AKP bünyesindeki güçlerin DAEŞ militanları özel olarak görevlendirdiğine inanmak için makul sebep var deniyor. 10 Ekim Ankara katliamı davasında bugüne kadar kayda değer bir ilerleme olmayışı ve dosyaya sonradan yansıyan şüphe uyandırıcı ayrıntılar da erken bir aşamada hazırlandığı için çok gizli raporu teyit eder nitelikte. 10 Ekim katliamı avukat komisyonu mensubu avukatların 8 Haziran'da yaptığı açıklamalarda davanın çürümeye terk edildiği izlenimini güçlendirir nitelikte.